Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Intro gelsin Emre. Evet merhabalar. Osmanlı gerileme dönemiyle devam ediyoruz. Gerileme döneminde en baştaki ve en sondaki adamlarımız önemli. Şimdiden söylüyorum, başında söylüyorum. Yani 3. Ahmet ile 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar bu dönemin favorisidir. Komple üniteye bakacağız ama en başta uyarımı yapıyorum. 3. Ahmet ve 3. Selim bu ünitenin favorisidir. Unutma diyorum ve dersimize başlıyoruz. 3. Ahmet döneminde meydana gelen siyasi gelişmelere baktığımızda bir savaş var bak burada. Paltova Savaşı diye bir savaş var. Aslında bu bizim savaşımız değil. Paltova Savaşı, Paltova Savaşı bizim savaşımız değil. İsveç Kralı Demirbaş Charles ile Rus Çarı Deli Petro arasında yapılan bir savaş. Baltık Denizi'ne hakim olmak için yapılan bir savaş. Kendi aralarında savaşıyorlar. Rus Çarı Deli Petro kazanıyor ve Demirbaş Charles'ın peşine düşüyor. Çar Petro'ya boşuna deli Petro demiyorlar. Kazanıyor bitiyor iş. Demirbaş Şarl'ın peşine düşmüş ve Avrupa'da bir kovalama oluyor. Demirbaş Şarl kaçıyor Petro kovalıyor. Şarl kaçıyor Petro kovalıyor. Şarl kaçıyor Petro kovalıyor. Şarl kaçıyor Petro kovalıyor. Bu kovalama işi bizim ülkemize kadar geliyor. Osmanlı sınırlarına geliyor. Şarl bizim ülkemize giriyor. Demirbaş Şarl İsveç Kralı Demirbaş Şarl bizim ülkemize giriyor. Girsin sıkıntı yok Demirbaş Şarl bizim dostumuz girebilir. Ama Demirbaş Şarl'ın arkasından Çar Deli Petro'da bizim ülkemize giriyor. Çar Deli Petro'da bizim ülkemize girince o zaman diyoruz ki işte dur Petro'ya sen giremezsin diyoruz. Sen giremezsin. Ve Ruslarla savaş başlıyor. Purut Savaşı bu şekilde başlıyor. Purut Savaşı bu şekilde başlıyor. Ve Purut Savaşı'nda biz müthiş bir başarı elde ediyoruz. Neredeyse Rusları tarihten silecek büyük bir başarı elde ediyoruz. Yeniçeri kılıcı çekmiş, Rus askerlerini köşeye sıkıştırmış, talimatı bekliyor. Talimatı alsın, Rusları keseceğiz, çıkacağız orada. Fakat bunun yerine basit bir anlaşma yapıp Prut anlaşmasını yapıp geri çekiliyoruz. Basit demeyelim de daha büyük şeyler yapabilirdik. Peki Prut savaşını kazandıktan sonra Prut anlaşmasıyla neler olmuş notlarımıza bir bakalım. Şimdi Paltova Savaşı'nın yansıması bize Prut Savaşı olarak geldi dedik. Prut Savaşı. Kazandık ve neticesinde Prut Anlaşması imzalandı. Prut Anlaşması ile Azak Kalesi Osmanlı'ya verilecek. Hatırla 1700 İstanbul Anlaşması'nda Azak Kalesi Ruslara verilmişti. Ve ne olmuştu? Ruslar ilk kez Karadeniz'e inme fırsatı bulmuşlardı. Ruslar ilk kez Karadeniz'e inme fırsatı bulduydu. E şimdi Prut Anlaşması'nda Azak Kalesi tekrardan Osmanlı'ya verilince ne oluyor? Ruslar Karadeniz'e inme fırsatını kaybetmiş oluyorlar. Tamam bu bir. Onun dışında Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramayacak diye bir madde var. Hatırla duraklama döneminden hatırla. Duraklama döneminde ne olmuştu? 1700 İstanbul Anlaşması'yla Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecek maddesiyle Osmanlı'nın iç işlerine karışma fırsatı bulmuştu Ruslar. Ama şimdi Ruslar Osmanlı'nın iç işlerine karışma fırsatını da kaybettiler. Tamam. Prut Anlaşması'nda Azak Kalesi Osmanlı'ya geçmiş. Azak stratejik bir öneme sahip unutma. Rusya için Karadeniz'e çıkış biletiydi. Azak Kalesi'ni geri aldık. Azak Kalesi Osmanlı'ya verilecek ve Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramayacak dedik. Prut Anlaşması Osmanlı'nın ümitlerini yaşarttı. Kaybedilen toprakları geri alma umudumuz, Kurut anlaşmasıyla ortaya çıktı. Kaybedilen toprakları geri alma umudu ne zaman ortaya çıkmış? Kurut anlaşmasıyla ortaya çıkmış. Daha sonrasında, daha sonrasında normalde Avusturya ile bir savaşımız var. Petavardin savaşı diye bir savaş. Not almana gerek yok. Petavardin savaşı. Karlofça Anlaşması'nda Osmanlı, Karlofça Anlaşması'nda Osmanlı Murayı Venediklilere vermek zorundaydı. Anlaşma böyleydi. Ama bu sefer biz dedik ki kendi kendimize, anlaşmayı yapmış olmamıza rağmen, Mora halkı bir sorduk, Venedik'i istemiyor dedik. Murayı Venediklilere vermedik yani. Murayı Venediklilere vermedik. Böyle olunca da Venedik tek başına bize atarlanamayacağı için, olayı abisine anlattı. Avusturya'ya yani. Avusturya'da bize savaş açtı. Petavardin Savaşı ve bu savaşın neticesinde Pasarovca Anlaşması imzalandı. Pasarovca Anlaşması'nda Batı'nın üstünlüğü kabul ediliyor. Lale devri başladı diyoruz. Bunları bilmemiz kafi. Bunun dışında bir de hani Prut Anlaşması'nda içimizde bir umut yeşermişti ya. O umut kayboldu. Pasarofçu anlaşmasıyla Osmanlı kaybedilen toprakları geri alma umudunu yitirdi. Tamam. Purut'la başlamıştı kaybedilen toprakları geri alma umudu. Pasarofçu kaybedilen toprakları geri alma umudumuz son buldu dedik. Evet. Birinci Mahmud döneminde ise bu dönemde bir tane olay var aslında. Avusturya ve Rusya'ya karşı Osmanlı çift taraflı bir savaş verdi iki tarafla hem Rusya ile hem Avusturya ile mücadele etti ve başarıyla sonuçlandı işler. Ve neticesinde de Belgrad Anlaşması imzalandı. Önemli bir anlaşmadır. Bence gerileme döneminin en önemli ikinci anlaşması. Bak en önemli anlaşmasıdır demiyorum. En önemli ikinci anlaşması. Tamam. Peki ne oldu? Belgrad Osmanlı'da kalacak ve Azak Kalesi yıkılarak Ruslara verilecekti. Şimdi Hatırlarsan sana şöyle bir şey söylemiştim. Bazı anlaşmaların içerikleri, bazı anlaşmaların nitelikleri önemlidir demiştim. Bazı anlaşmaların içerikleri, bazı anlaşmaların nitelikleri önemli. Bu anlaşmanın içeriğinden ziyade niteliği önemlidir. Baktığımızda son kazançlı anlaşma diyoruz. Osmanlı'nın imzaladığı son kazançlı anlaşma neymiş? Belgrad anlaşmasıymış. Unutma. Belgrad Anlaşması, Osmanlı'nın imzaladığı son kazançlı anlaşma. Bunun dışında Karadeniz'in son kez Türk Gölü olarak kaldığı anlaşmadır. Karadeniz'in son kez Türk Gölü olarak kaldığı anlaşma. Çünkü Küçük Kaynarca'da biraz sonra konuşacağız. Biz Kırım'ı kaybedeceğiz. Kırım kaybedilince Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkacak. Dolayısıyla Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan önceki anlaşma bu olduğundan dolayı Karadeniz son kez Türk yolu olarak kalıyor bu anlaşmada. Bir de bu son kazançlı anlaşmamız olan Belgrad anlaşmasını yaparken Fransa ara buluculuk yapmıştı. Biz de burada Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getireceğiz. Kanuni döneminde Osmanlı Fransa'ya kapitülasyon vermişti. Fakat kanuni döneminde verilen kapitülasyonda şöyle bir şart vardı. Bu her iki hükümdarın ömrü ile sınırlı olacaktı. İki hükümdarın ömrü ile sınırlı olmak kaydıyla Fransa'ya kapitülasyon vermiştik. Yani kanuni ölürse anlaşma bozuluyor ya da Fransız lider ölürse anlaşma bozuluyordu. Fakat daha sonra gelen hem Fransız hem Osmanlı padişahları, hem Fransız kralları hem Osmanlı padişahları bu anlaşmayı hep uzattılar, uzattılar, uzattılar. Buraya kadar geldi. Burada Belgrad Antlaşmasında Fransa arabuluculuk yaptı. Fransa ara buluculuk yaptığı için ona verilen kapitülasyonlar sürekli hale geldi dedik. Üçüncü Mustafa döneminde bir Osmanlı-Rus savaşı var. Osmanlı-Rus savaşı yapılıyor. Bu sefer kaybediyoruz. Ruslar Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktılar. Eee, o zaman ne oldu? Donanmamızın ikinci kez yakıldığını görüyoruz. Hatırla. İlk kez İnebahtı'da donanması yakılmıştı Osmanlı'nın. Haçlılar Sokullu Mehmet Paşa döneminde biz Kıbrıs'ı aldığımız için üzerimize gelmişlerdi. İnebahtı'da ilk kez Haçlılar donanmamızı yakmıştı. Şimdi ise gerileme döneminde 3. Mustafa zamanında Çeşme'de Osmanlı donanması ikinci kez yakıldı. Toplamda 4 kez Osmanlı donanması yakılacaktır. Bu ikincisi unutma. Şimdi 3. Mustafa bu olayın ardından normalde bir savaş yapıldı, bir baskın oldu falan, bir anlaşma yapması lazım ama hayatını kaybetmiş 3. Mustafa. Öyle olunca anlaşmayı yerine gelen padişah yani 1. Abdülhamit yapıyor. 1. Abdülhamit Küçük Kaynarca anlaşmasını yapacaktır. Gerileme döneminin en önemli anlaşması bence bu anlaşma gerileme döneminin en önemli anlaşması. Peki bu anlaşmaya göre ne oluyor? Kırım bağımsız oluyor. Kırım bağımsız olunca doğal olarak Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkıyor. Rusya'ya kapitülasyon veriliyor. Rusya kutsal yerleri serbest ziyaret edebilecek deniliyor. Ve Osmanlı Rusya'ya tazminat ödeyecek diyor. Şimdi İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedildi. Küçük kaynarca anlaşmasında. İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedildi. Anlaşma aslında şöyleydi. Kırım bağımsız olacak, dini yönden halifeye bağlı kalacak denilmişti. Şimdi hatırlarsan Osmanlı Yavuz ile 1517'de halifeliği ele geçirdi. Fakat şimdiye kadar hiç kullanma gereği duymadı çünkü siyasi olarak güçlüydü. Osmanlı ilk kez Küçük Kaynarca Anlaşmasında halifeliği kullandı. Ne diyor? Bak, Kırım bağımsız olacak, Kırım dini yönden halifeye bağlı kalacak. Yani halifelik üzerinden bir siyaset yapılıyor burada. İlk kez kullandı. Osmanlı ta 1517 yılında ele geçirdiği halifeliği burada ilk kez kullandı. Tamam. Küçük kaynarca da bu da önemlidir. Bunun dışında şimdiye kadar Osmanlı hep savaş tazminatı alan taraftı. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödedi. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödedi. Küçük Kaynarca Anlaşması gerileme döneminin favorisidir. Küçük Kaynarca'yı öğrenirken şöyle bir şey yapalım. K'lar üzerinden gidelim bak. Hep şey ya. Hmm, K ile başlıyor ya. Küçük kaynarca KK bak baş harflere bak KK. Küçük kaynarca anlaşmasında Kırım bağımsız olacak. Yine K bak. Kırım bağımsız olacak. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkacak. Kapitülasyon ve Rusya'ya kutsal yerleri serbestçe ziyaret etsin Rusya. Tazminat öde Rusya'ya. 6K1T. Bak 6K1T. Tekrar edelim. Küçük Kaynarca'da Kırım bağımsız. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıktı. Kapitülasyon ver Rusya'ya. Kutsal yerleri serbestçe ziyaret etsin Rusya. Tazminat ödesin Rusya. Tazminat ödensin Rusya'ya. Tamam. 6K1T. 6K1T diye öğrenmeye çalış. 6K1T. Tamam. Şimdi şöyle bir durum olmuş. Onu da anlatayım sana. Biz Kırım'dan çekilince Rus askerleri Kırım'a yerleşiyor. Rus askerleri Kırım'a yerleşiyor. Biz diyoruz ki siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz Kırım'ı size bırakmadık ki. Kırım Rusların olacak falan demedik ki. Siz niye askerlerinizi oraya soktunuz? diyoruz. Ruslar diyor ki tamam diyor askerlerimizi çekeriz ama diyor bir şartla diyorlar. O sırada Kırım'da hanlık mücadelesi var. İki kardeş arasında. Şahin Giray ve Sahip Giray arasında İki kardeş arasında hanlık mücadelesi var. Şahin Giray Rus yanlısı. Sahip Giray Osmanlı yanlısı. Ruslar da bize şart sunuyor. Diyorlar ki siz de <laughs> Kırım'da Şahin Giray'ın yani Rus yanlısı kişinin hanlığını kabul ederseniz biz de Kırım'dan askerlerimizi çekeriz diyorlar. Biz de tamam diyoruz. Bunu nerede diyoruz? Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile diyoruz. Evet Aynalık kavak tenkinamesi hemen işaretliyoruz hemen işaretliyoruz Ruslar Kırım'dan çekilecek Osmanlı Devleti Kırım'da Şahin Giray'ın hanlığını tanıyacak Ruslar neden Şahin Giray istiyorlar çünkü Şahin Giray Rus yanlısıdır tamam şimdi bunlar da birinci Abdülhamit döneminde olmuş üçüncü Selim dönemine baktığımızda ise iki tane anlaşma görüyoruz Ziştovi anlaşması ve yaş anlaşmasını görüyoruz Ziştovi anlaşmasıyla Osmanlı-Avusturya ilişkileri son bulmuştur. Çünkü tam bu sırada Fransız ihtilali patladığından dolayı hem Osmanlı hem Avusturya Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik akımıyla boğuşacağı için aralarında anlaşıyorlar. Biz buna yönelelim, birbirimizle uğraşmayalım diyorlar. Ziştovi anlaşmasıyla ilişkileri sonlandırıyoruz. Bak, şu şekilde öğrenirsen çok güzel olur, biliyor musun? Şimdi yükselme döneminde, kanuni döneminde hatırla Avusturya'ya karşı üstünlük kurduk. İstanbul Anlaşması'yla, diğer ismiyle İbrahim Paşa Anlaşması'yla. Daha sonra duraklama döneminde Zitvatoruk Anlaşması'yla bu üstünlüğümüzü kaybetmiştik Zitvatoruk'ta duraklama döneminde. Şimdi gerileme dönemine geldik. Zistovi Anlaşması'yla Avusturya ilişkileri tamamen son buldu. Tamam Yükselmede İstanbul Anlaşması üstünlük var. Duraklamada Zitvatoruk Anlaşması ile eşitlendik. Şimdi gerileme döneminde Zişteva Anlaşması ile Osmanlı Avusturya ilişkileri son buldu diyoruz. Bir de yaş anlaşmamız var 3. Selim döneminde. Yaş anlaşmasında Osmanlı Kırım'ın Ruslara ait olduğunu kabul ediyor. Yaş anlaşması, aynı zamanda gerileme döneminin sonu, dağılma döneminin ise başlangıcı kabul edilmektedir. Şimdi, şurada bir not var bak. Kırım'ın kaybedilme aşamaları. Kırım elimizden, baş harflerine bak, kaydı diyoruz. Kırım elimizden nasıl kaymış? Küçük kaynarca ile bağımsız olu, Aynalı Kabak tenkinamesiyle ile Rus yanlısı idareci atandı yani... Şahin Giray yaş anlaşmasıyla da Rusların oldu. Kırım elimizden aşama aşama kaydı. Tamam bunu unutma. Evet şimdi gerileme döneminin siyasi olayları bunlardı. Bir de gerileme döneminde meydana gelen isyanlar var. Bu isyanları da konuşalım. Bu isyanlar önemli isyanlardır. Çünkü ee, bir padişahın tahttan indirilip başka bir padişahın tahta çıkmasına sebep olan olaylar. Burada ilk konuşacağımız Edirne olayı. Yani namı der Feyzullah Efendi olayı. Şimdi 2. Mustafa, padişahımız 2. Mustafa devleti Edirne'den yönetiyor. Şimdi devletin merkezi İstanbul ama devleti Edirne'den yönetiyor. Bu başlı başına zaten bir soru. Niye böyle yapıyor bilmiyoruz. Öyle yönetiyor. Edirne'den yönetiyor devlet. Şimdi Diyorum ya bu bile tek başına bir isyan sebebi olabilir aslında. Daha sonra bu ikinci Mustafa usullere aykırı bir şekilde Erzurum'dan hocası Feyzullah Efendi'yi Şeyhülislam yapıyor. Bak Şeyhülislamlık makamı çok zor bir makamdır. Böyle yazılı olmayan bir kuralı vardır aslında. Yıllar yıllar sürer bir insanın Şeyhülislam olması. Ama Feyzullah Efendi Erzurum'dan hocası ikinci Mustafa'nın onu Şeyhülislam yapmış. Şimdi usullere aykırı bir Şeyhülislam ataması bu da ortalığı birazcık daha alevlendiriyor. Daha sonra bardağa taşınan son damla şu oluyor. Zaten usullere aykırı olarak Şeyhülislam olan Feyzullah Efendi devletin içerisinde haksız uygulamalar yapıyor. Ne kadar Erzurumlu var bunların hepsini çok iyi yerlere atıyor. Bütün ne kadar torun, tombalak, eş, dost, tanıdık var. Tüm dadaşları almış devletin en üst kademelerine getirmiş. Böyle olunca devletin içinde daha da bir homurdanma oldu. İstanbul'da isyan patladı. İstanbul'da patlayan isyan İstanbul'da kalmadı. İsyancılar Edirne'ye yürüdüler. İkinci Mustafa'yı öldürdüler. Ve yerine kardeşi 3. Ahmet'i getirdiler. Yani 2. Mustafa öldü. Yerine Lale Devri padişahımız 3. Ahmet geldi. Evet, 2. Mustafa devleti Edirne'den yönetiyor dedik. Şeyhülislamlık İslamlık makamı için hocası Feyzullah Efendi atadı. Feyzullah Efendi'nin devlet içindeki haksız uygulamaları isyana neden oldu. 2. Mustafa tahttan indiriliyor. Yerine 3. Ahmet getiriliyor. 3. Ahmet geldi. Şimdi Burada anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Patrona Halil isyanında ise biraz sonra konuşacağız Lale devrine. Lale devrindeki lüks ve israfa karşı çıkıyor. Uzun süren ve sonuçsuz kalan savaşlar da tetikliyor. Hem Lale devrindeki lüks ve israf hem de uzun süren özellikle İran'la yapılan ve sonuçsuz kalan savaşlar isyana neden oluyor. Üçüncü Ahmet tahttan indiriliyor yerine 1. Mahmut geliyor. Şu anda Osmanlı tarihinde eşi benzeri olmayan bir olay yaşandı. Tek. Bunun gibi başka bir olay yok. Burada şu cümlemi unutma. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Böyle not at. Tamam. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Ne demek istiyorum? Biraz önce hatırla. Bir isyan ile tahta geldi 3. Ahmet değil mi? bir isyan ile tahta geldi. Muhtemelen isyancıları biraz da kışkırtmış olabilir mi tahta kendisi gelsin diye. Kardeşini yedi orada. Kendisi tahta geldi. Sonra yine bir isyan neticesinde tahttan indirildi. Bir isyan ile tahta gelip başka bir isyan ile tahttan indirilen tek padişah 3. Ahmet'tir. Tekrar ediyorum bak. Bir isyan ile tahta gelip Başka bir isyan ile tahttan indirilen tek padişah 3. Ahmet'tir. Unutma bunu. Bir de Kabakçı Mustafa isyanı var. Şimdi Kabakçı Mustafa isyanında şöyle düşün. Biraz sonra konuşacağız 3. Selim'i. 3. Selim döneminde yapılan radikal bütün yeniliklere nizamı cedid yenilikleri denir. Kabakçı Mustafa isyanı. Nizamı Cedid yeniliklerine karşı çıktı. Yani 3. Selim döneminde yapılan bütün ıslahatlara karşı çıktı. 3. Selim tahttan indiriliyor. Yerine 4. Mustafa getiriliyor. Bak her her isyan bir padişahın tahttan indirilip başka bir padişahın tahttan tahta geçmesine vesile oluyor. O yüzden <laughs> soru değeri vardır. Şöyle düşün içeriklerine dikkat etmesen de et ama içeriklerini unutsan bile hangi padişah geldi hangi padişah gitti bu da yazıp duvarına asacağın notlardan bir tanesi. Hemen Edirne olayı da işte yaz oraya işte 2. Mustafa'nın üstüne çarpıyı at 3. Ahmet geldi de patrona Halil isyanında 3. Ahmet'in üzerine çarpıyı çek 1. Mahmut geldi de. Kabakçı Mustafa yaz. Kabakçı Mustafa da 3. Selim'in üzerine çarpat. Yerine 4. Mustafa geldi diye notunda bulundur. Tamam. Evet şimdi gerileme döneminin ıslahatlarını konuşacağız. Baktığımızda ne dedik? 3. Ahmetli ile 3. Selim çok önemli. Tamam. 3. Ahmet'in ıslahatlarına baktığımızda Mahlası Necip 3. Ahmet'in. Biz bu döneme lale devri diyoruz. Lale devri. Lale devri tasarrufça anlaşmasıyla patrona halil isyanı arasında olan süreçtir. Tasarrufça anlaşmasıyla patrona halil isyanı arasında olan süreç. Bu dönem nasıl bir dönem? Kafanda canlandır diye söylüyorum. Bütün devlet adamları kesenin ağzını açmışlar, yiyorlar içiyorlar, yiyorlar içiyorlar. İnanılmaz şekilde lüks ve israfla para harcıyorlar. Sırf eğlence için saray yaptırmışlar biliyor musun? Sırf eğlence için. Gece gündüz house parti yapıyorlar. Gece gündüz zaman mekan kavramını unutmuşlar. Öyle çılgınlar gibi eğleniyorlar. Böyle bir dönem. Şimdi bu dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, dönemin şeyhülislamı Yenişehirli Abdullah Efendi, önemli bir adam, nedenini konuşacağız. Edebiyatçısı Nedim, minyatürcüsü ise Levni'dir. Şimdi bu dönemde artık batının üstünlüğü kabul edildiği için, hani duraklama döneminde böyle bir şey yoktu hatırla. Bu dönemde batının üstünlüğü kabul edildiği için batı tarzı ıslahatlar yapılıyor. Evet, batı tarzı ıslahatlar yapılmaya başlıyor. Lale devrinin kendine has bir özelliği vardır. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur. Tamam, unutma. Lale devrinde <laughs> askeri ıslahat yoktur. Lale Devri ile alakalı dedik ya. Batının üstünlüğü kabul edilmiş. E, batının üstünlüğü kabul edildiyse Batıyı daha yakından takip edebilmek için Avrupa'nın çeşitli yerlerinde geçici elçilikler açılacak. Bu geçici elçiliklerden ilki Paris'te, Fransa'da ilk geçici elçiliğimizi Paris'e açıyoruz. Ve ilk geçici elçimiz ise 28 Çelebi Mehmet'tir. 28 Çelebi Mehmet. Şimdi 28 Çelebi Mehmet orada görevini yapmış. Orada görevini yaptıktan sonra 28 Çelebi Mehmet'e demişler ki gezdiğin gördüğün senin olsun. Yediğini içtiğini anlat demişler diyeceğim ama öyle değil. Tam tersi. Demişler ki yediğin içtiğin senin olsun gezdiğini gördüğünü anlat demişler. O da bize Paris Sefaretnamesini yazmış. Paris Sefaretnamesi. 28 Çelebi Mehmet'in eseri Paris Sefaretnamesidir. 28 Çelebi Mehmet Avrupa'da görev yapmış, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. 28 Çelebi Mehmet'in bir oğlu var. Bu 28 Çelebi Mehmet İstanbul'a döndükten sonra bakıyor ki Avrupa'yı falan görmüş ya. Bu iş böyle olmaz diyor. Bu iş böyle olmaz diyor. 28 Çelebi Mehmet kankasını alıyor ve evlerinin bodrumuna geliyor. Evlerinin bodrumunda 28 Çelebi Mehmet'in oğlu ve kankası. Evlerinin bodrumunda acaba ne yapıyorlar? Bir icat yaptılar. Matbaa, matbaa. 28 Çelebi Mehmet'in oğlu Sait Efendi, Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika, arkadaşı İbrahim Müteferrika ilk özel matbaayı ilk Türk matbaasını yaptılar. Zaten matbaayı biliyorduk ama onay aldı matbaa. Onay aldı. Yalnız onay alırken dönemin şeyhülislamı tamam dedi, kullanın dedi. Onay alırken dini eser basmak yasak dedi. Dini eser basmak yasak. Bu şartla kabul edildi matbaa. Bakın bizim ülkemizde Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bunların hepsi bunların hepsi matbaa kullanıyordu. Sadece Müslümanlar matbaa kullanamıyordu. Şimdi de Lale Devrinde biz ilk kez matbaa kullanmaya başlayacağız. Yalnız bu matbaada ne varmış? Bu matbaada dini eser basmak yasakmış. Şöyle bir durum var. Peki niye bu kadar gecikmiş? Bazen bu soruluyor. Matbaanın gecikmesinin sebebi neydi? Bazı meslek gruplarının iş imkanı ellerinden gitmesin diye. Burada da hangi meslek grubu geliyor aklımıza? Hattatlar değil mi? Yazıcılar var ya kitap yazıcıları. Onlar geliyor. Şimdi bir de hattatı zaten bilirsin. Müstensihler var. Müstensih. Kitap çoğaltıcısı. Yani hangi meslek grupları zarar görmesin diye matbaa gecikmiş. Hattatlar ve müstensihler. Müstensih kitap çoğaltıcısı demektir. Tamam. Peki matbaada ilk hangi eser basılmış? Vani Mehmet Efendi'nin Van Kulu Lugatı adlı eseri basıldı. Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika önderliğinde. Tamam. Bunun dışında mimaride barok ve rokoko tarzı dediğimiz uslup kullanılıyor. Batı bu. Ve bu tarzda Sadabat Sarayı inşa ediliyor. İran'dan çiçek aşısı bu dönemde geliyor. Bak dikkat et burada İran'dan geldi diyoruz. Yani çiçek aşısı batı tarzlı bir gelişme değil. Tercüme odaları kuruluyor doğunun ve batının klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi için. Hatta çevrilen ilk batı eseri neymiş biliyor musun? Aristo'nun fizik adlı eseri. Çevrilen ilk batı eser Aristo'nun fizik adlı eseri. Çevrilen ilk doğu eseri ne biliyor musun? çevrilen ilk doğu eseri sorulacağını düşünmüyorum ama müneccimbaşı Ahmet dedenin Cami Üt Düvel adlı eseri çevrilmiş. Çok önemli değil. Takılma. Bunun dışında Osmanlı'da Lale Devri'ne kadar bir yangın çıktığında çözüm olarak sönmesini bekliyorlarmış. Bu dönemde itfaiye oluşturuluyor. Yani tulumbacılar ocağı bu dönemde oluşturuluyor. Bir de bu dönemde 3. Ahmet Çeşmesi'ni bilelim. 3. Ahmet Çeşmesi, 3. Ahmet Çeşmesi Batı tarzlı ilk sivil mimari örneğidir. Batı tarzlı ilk neymiş? Sivil mimari örneği 3. Ahmet Çeşmesidir. Bu dönemde bunun dışında mesela matbaa falan kullanıyoruz ya. Matbaa için ne gerekli? Kağıt gerekli, değil mi? Yalova'da kağıt fabrikası falan da kurulmuş yine Lale devrinde. Şimdi geçiyorum birinci Mahmut'a. Birinci Mahmut şimdi batı tarzı ilk ıslahatı yapan evet üçüncü Ahmet'tir. Ama Lale devrinin bir özelliği vardı hatırla askeri ıslahat yoktu. O zaman batı tarzı ilk askeri ıslahatlar birinci Mahmut'la başlar. Batı tarzı ilk askeri ıslahatlar birinci Mahmut'la başlıyor. Batı tarzındaki ilk Askeri ve teknik okul olan Hendeshane bu dönemde açılıyor. Hendeshane. Ve Avrupa'dan bir askeri uzman getiriliyor. Comte de Bonneval. Comte de Bonneval. Adamdaki karizmaya bakar mısınız? Comte de Bonneval olarak geliyor. Şimdi Comte de Bonneval olarak gelmiş. Adam ile gelmiş. Comte de Bonneval diye. Şöyle bir durum var yalnız hizmet edebilmesi için Müslüman olması zorunlu. Adamın karizma bir anda gidiyor. Bak komple bonneval. var? Adamın altında tayt var öyle gelmiş. Adama şalvarı giydirmişiz. Sen bundan sonra Humbaracı Ahmet Paşa'sın kardeş demişiz. Adam Humbaracı Ahmet Paşa adını aldı. Tamam mı? Bonneval, Humbaracı Ahmet Paşa. Bunun dışında 1. Mahmud döneminde Batı tarzı ilk dini mimari örneği olan Nuru Osmani Camii'nin inşasına başlandı. Nuru Osmani Camii'nin inşasına başlandı. Burada çok küçük bir notum olacak. Bak 1. Mahmut döneminde bizim ilk dini, batı tarzlı dini mimari örneği olan bu Nuru Osmani Camii'nin inşası başladı. Cami tamamlanmadı bu camiyi tamamlayan biz konuşmayacağız. Döneminde önemli bir şey olmadığından dolayı sadece burada bilsen yeter. Üçüncü Osman tamamlamıştır. Üçüncü Osman tamamlıyor. Yani Nur Osmani caminin tamamlanması 3. Osman döneminde. 3. Osman döneminde önemli bir gelişim olmamış. Bu 3. Osman 51 yıl kafeste kalmış biliyor musun? 51 yıl kafeste kalmış. Bir odanın içinde kalmış. Sonra gelmiş işte 3 sene falan padişahlık yapmış hiçbir ıslahat yapmamış. Biraz zaten 51 yıl kafeste kalan bir insanın psikolojisinin normal olmasını beklemiyoruz zaten değil mi? Çok akli dengesi yerinde değil. Islahat yapmamış 3. Osman. Onun dışında böyle ne bileyim balıklara falan harçlık dağıtırmış. Öyle bir padişah düşün. Yani 3 sene bu Osmanlı padişahlığı yapmış. Döneminde de önemli bir şey olmadığı için konuşmuyoruz. Sadece Nuru Osmani Camii onun döneminde yapıldı. Hani bir soruda görürsen şaşırma diye söylüyorum. Üçüncü Osman dönemine aittir dese mesela yanlış değil. Burada sadece inşasına başlanıyor tamam. Üçüncü Mustafa döneminde ise Avrupa'dan başka bir uzman getiriliyor. Bu sefer Baron de Töt geldi. Baron de Töt. Buna da dedik Müslüman olma zorunluluğu vardı ya. Bu dedi ki işinize gelirse ben böyle hizmet ederim dedi. Kabul ettik. Zaten bu uygulamayı birinci Abdülhamit kaldıracak. Yani hani Comte Bonnevala dedik ya Humbaracı Ahmet Paşa oldu diye. Baranda öyle bir şey oldu mu? Eee. -e. öyle bir şey olmadı. Surat Topçuları ocağını kuracak. Bir deniz mühendishanesi açılacak. Esham senetleri dediğimiz iç borçlanma senetleri hazırlandı. Bak dikkat et hazırlandı. Uygulandı ya da yürürlüğe girdi demiyorum. Hazırlandı. İç borçlanmaya gidiliyor. Senetler hazırlanıyor. Onun dışında dönemin önemli ıslahatçısı ve dönemin sadrazamı Koca Ragıp Paşa. Tamam. 3. Mustafa döneminde gördüğün gibi çok fazla bir şey yok. Birinci Abdülhamit'e baktığımızda ise biraz önce Baron de Müslüman olmadı dedik. Bu uygulamayı artık kaldırıyoruz. Avrupa'dan gelen yabancı Müslümanların, yabancı uzmanların Müslüman olma zorunluluğu kaldırıldı. Esham senetleri yürürlüğe girildi girdi ve ilk iç borçlanmaya gidildi diyoruz. Bak esham üzerinden iç borçlanma soruluyorsa sorunun köküne dikkat ediyorsun. Esham senetleri hazırlandı mı soruyor. Esham senetleri uygulandı ya da yürürlüğe girdi mi soruyor. Çok dikkat etmen lazım. Ama birbirinin aynısı gibi duruyor ama aynısı değil. 3. Mustafa'da bu esham senetleri hazırlandı 1. Abdülhamit döneminde esam senetleri uygulamaya girdi, yürürlüğe girdi, uygulandı yani. Tamam Bunun dışında cülüs bahşişi kaldırıldı. İstihkam okulu adı verilen yine teknik bir okul açıldı. İlk kez yeniçeri sayımı yapılmış bu dönemde. Ve inanır mısın yeniçerilerin yarısından fazlasının askerlikle alakası olmadığı da ortaya çıkıyor. Düşün devleti. Ulufe alım satımı yasaklandı. Bu şöyle bir şey. Şimdi 3 ayda bir ulufa alıyor ya bunlar. 3 aylık nakit alıyor mesela. Bunu Galata'daki bankere gidiyor bozduruyordu daha günü gelmeden. Galata bankeri bunu ucuza bozuyordu. Devletten geri tahsil ederken de pahalıya alıyordu. Yani günü gelmemiş çeki bozdurmak gibi bir şeydi aslında bu. Böyle bir şey yapamazsınız dedi 1. Abdülhamit. Yani adam Ocak ayında Yeniçeri Şubat ve Mart ayında alacaklarını da önden tahsil edebiliyordu. Galata'daki bankere götürüyordu parayı alıyordu ama banker de ucuzdan alıyordu tabi. E, senetlerin günü geldiğinde Ulufe'nin günü geldiğinde de banker ne yapıyor götürüyor devletten tahsil ediyordu bu parayı. Böyle bir şey yapamazsınız dedi yani alım satım yok dedi. Mühendishaneyi Bahri Hümayun bu dönemde açıldı. Bir deniz mühendishanesi yine. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönecek. Dönemin sadrazamı ve önemli etkin ıslahatçısı ise Halil Hamit Paşa'dır dedik. Şimdi son adamımız 3. Selim. Hemen 3. Selim'e de bakalım ve gerileme dönemi bitsin. Baktığımızda Osmanlı'nın ilk köprü, ilk radikal ıslahatçısı 3. Selim'dir. İlhami mahlaslı 3. Selim. Suzi Dilara makamını bulduğunu zaten söylemiştik. Bu dönemde yapılan tüm yeniliklere nizamı cedit yenilikleri diyoruz. O yüzden nizamı cedit dönemi de diyoruz. Fakat nizamı cedit adında da bir ordu oluşturuldu. Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak nizamı cedit ocağına e, Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak nizamı cedit adında bir ordu da oluşturuluyor ve bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedid adında bir hazine oluşturuldu. İrad-ı Cedid hazinesi oluşturuldu. Bunun dışında hatırla 3. Ahmet döneminde ilk geçici elçimizi sormuştu. 28 Çelebi Mehmet sınavda soruldu bu. Neden ilk daimi elçimiz sorulmasın? İlk daimi elçimiz İngiltere'de Londra'da açıyoruz. İlk daimi elçimiz Yusuf Agah Efendi diyoruz. İlk daimi elçi Yusuf Agah Efendi. Yine hatırla 3. Ahmet döneminde ilk özel matbaa açılmıştı. Bu dönemde ise ilk devlet matbaası, matbaayı amire açılacak. Matbaayı amire. Batı tarzında Levent ve Selimiye kışlılarının oluşturulduğunu görüyoruz. Danışma meclisi şeklinde meşveret meclisleri açılmış. Fransızca askeri ve teknik okullarda zorunlu dil haline getiriliyor. Ve bir kara mühendishanesi olan mühendishaneyi Berri Hümayun bu dönemde açılıyor. Bu bilgiler gerileme dönemi için sana yeterlidir. Ama şunu unutma sınava yönelik konuştuğumuzda baştaki ve sondaki adamımıza dikkat et. Lütfen tekrar ediyorum. En başta söyledim bir daha söylüyorum. 3. Ahmet ve 3. Selim döneminin ıslahatları bu dönemin favorisidir. Sınavda çıkma olasılığı çok çok yüksektir. Tamam? O zaman dağılma döneminde görüşmek üzere kendine çok dikkat et. Hoşça kal.